Tabii, tabii. Mete Yarar ama Hakan Bey çok bekledim. Sorun beklettim. yok, sorun yok. Hakan Bey şimdi tüm analizler ışığında ondan sonra şunu merak ediyorum. Yani bu kadar terör örgütünden açıklamalar gelirken tabii şeyi önemli 14 Mayıs'ta yıkacağız ne demek? Yıkılacaktır ne demek? Eylemsizlik ya da içeride eylem yapmama kararı niye verilir? Ama tüm bunların yanında CHP'nin HDP ile yan yana olması CHP'ye kaybettiriyor mu kazandırıyor mu? Şimdi bu arada tabii konu PKK olunca herkes dolu. Herkes konuşmak istiyor haklı olarak. Yani sabırla bekledim sorun değil. Onun için herkesi de dikkatle dinledim. Hani beklettim dediniz ya önemli değil yani dinledim. Şimdi olayı iki açıdan analiz etmek istiyorum. Bir, Siyasi taktik bakımından yani bu Bese Hozat'ın konuşmasını iki Türkiye Cumhuriyeti Hı. devletinin milli çıkarları bazı insanlar için de ulusal çıkarları diyelim. Çünkü herkes için geçerli bu ulusal ya da milli çıkarlar. Şimdi siyasi taktik bakımından o konuşma yanlış bir konuşmaydı. Çünkü HDP ee, özellikle PKK'nın yani zaten HDP'nin söylemleri ya da davranışları ile ilgili seçmenin hatta muhalefete oy veren seçmenin de yüzde %80'inde %90'ında %90'ın üzerinde bir kitlede HDP PKK ile aşağı yukarı teyze oğlu, amca oğlu diye bakıyorlar. yani Bunda zaten artık bir kimsede bir tereddüt ya da e, İhmal ihmal yok çünkü bunu HDP sağladı. HDP bunu öne yak oldu buna. Hı hı. Demeçleriyle, konuşmalarıyla, açıklamalarıyla. Yani evet dedi, ben dedi, PKK'yım dedi. Şimdi taktik açıdan niçin yanlıştı? Şu, bu ülkede muhalefet olsa bile, yani muhalefete oy vermek istese bile, PKK'nın varlığından, HDP'nin PKK ile olan ilişkisinden ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin beka diye tanımlıyoruz ama tam kelime karşılığı milli çıkarları konusunda. Çünkü bu konuda Amerika'nın ayrı bir planları var, Fransa'nın planları var, başka komşu devletlerin planları var, var oğlu var. İnsanların Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının büyük çoğunluğu bu konudan çok rahatsızlar. Yani PKK deyince insanların artık alerjisi ve metabolizması alerjisi geliyor, metabolizması bozuluyor. Yani PKK aklı sıra senelerdir sivillere hamle yapmayarak, taarruz etmeyerek işte bak ben böyle bir şey yapıyorum mesajı vermeye çalışıyor ama 30-40 senedir. Artık bu toplum onu öyle algılamıyor çünkü bu millet, bu ulus 40 bin şehit, 100 bin gazi vermiş bu mücadelede. Ve siz eğer bu ülkeden bir toprak parçası ayırıp ayrı bir devlet kurmak için bu devleti yıkmaktan bahsediyorsanız bu ülkenin insanları sizi sevmez. Hele bu Türkler hiç sevmez. Bunu herkes bir kere bilsin. Öyle taktikle falan olmaz bu iş. Bu ülkeyi bölmeye planınız olduğu zaman sizi sevmezler siz telsizinizden düşman askeri geliyor diye Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin askerini anons ederseniz ki öyle anons ediyorlar 30 senedir 40 senedir yani düşman askeri geliyor diyor telsizinden. Düşman askeri dediği Türk askeri. Türk Devleti'nin askeri. Hı hı. Bu, bu yaklaşımdaki bir örgüte karşı hele bu örgüt siyasi bir fikirle ilgili değil. Ülkeden Toprak ayırıp başka bir devlet kurmak isteyen, hedefi bu olan bir terör örgütü. Bu maya burada tutmaz. Yani bu maya aslında İsviçre'de bile tutmazdı da, Fransa'da da tutmazdı da, Türkiye'de hiç tutmaz ya. Yani biraz tarihte mi okumuyorlar? Emin bu, misin abi? Emin bu, misin amasetle abi? ilgili demiyorum bunu. Bu, inceleyin biraz hani sati tarih okuyun bin senelik Anadolu'da ve iki senelik Asya genelinde know-how'u olan bir devlet bu. Bu ulus da böyle bir ulus. Bu adamlar böyle bir adamlar. Yani bunlarla bu konularda şaka olmaz. Şimdi bunu anlamıyorlar. Dolayısıyla taktik açıdan yanlış şuydu. <laughs> Konuşmasını dikkatle dinledim Bese Hozat'ın. Aklı sıra akılcı bir yaklaşımla yani biz ...tam destek vermiyoruz da... ...Kemal Kılıçdaroğlu'na... ...ama destekliyoruz... ...şimdi bunu... ...yani kelime... E, ...böyle diplomasisiyle... ...böyle konuşmaya çalışmış... ...iyi de... ...ya PKK'nın... ...bu konudaki yaklaşımını... ...bugün itibariyle bile... ...yani önümüzdeki 45 gün için demiyorum... ...bugün itibariyle bile artık... ...anlamayan kalmadı yahu... ...yani siz o konuşmayı istediğiniz taktikle yapın. Yani destek vermiyoruz ama bu iyi de bir karar olmuştur. <laughs> HDP'nin aday çıkarmaması Hayır zaten falan Mete gibi. Zaten bu konuşmadı demin Mete bahsetti. Bir sürü isim konuştu yönetim kademesinde. İşte sonuç PKK'nın ve HDP'nin bu yaklaşımları. Yani biz aday çıkartmıyoruz. Açık olarak da desteklediğimizi belli etmiyoruz deseler de bu konuşmaları herkes biliyor ki Aşağı yukarı 14 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağı bir seçimi dört gözle bekliyorlar. Şimdi niye bekliyorlar? Bu sorunun cevabı öyle çok meçhul bir soru değil. Herkesin en muhalif adamın bile yani Erdoğan fobisi olan birinin bile kolaylıkla tanımlayabileceği bir şey. Ben Erdoğan fobi diyorum. Çünkü bir cumhurbaşkanı yani Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı bir fobiye dönüşmüş insanlar var. Bu Türkiye'nin elbette bütün muhalifleri değil. Daha olaylara e, akılcı bakan, başka sebeplerle muhalif olmuş insanlar da var. Ama bir de erdofobisi olanlar var. Şimdi bu insanlar bile biliyorlar artık PKK olaya nasıl bakıyor, kimi destekliyor. Şimdi bu netleşmiş. Peki bu netleşmişken, bu Bese ya da diğer HDP'lilerin, bu konuşmaları yapmaları siyasi taktik açısından doğru mudur, yanlış mıdır? Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli çıkarları bakımından demiyorum, onu ayrıca söyleyeceğim. Taktik bakımından. Yani bu konuşmalar bir diğer deyişle Kemal Kılıçdaroğlu'na da, muhalefete de ağır zarar veriyor. Çünkü, çünkü şunu da söyleyeyim. Bunu fark bu ülke... etmeyecek durumda değiller herhalde. Yok bunu bunu hayır yanılıyor. Herkes ya da hata her şeyi göze aldılar. Aldılar. Bir de anketlerden yani şöyle bir sonuca varıyorlar. Ya da varıyorlar. arkalarına çok güveniyorlar. Ya şimdi anket enflasyonu var ya biraz da. Şöyle düşünüyorlar. Ya Erdofobi öyle bir yüksek dozaja ulaşmış ki. Çünkü insanlar bu aşırı Erdofobisi olanlar bir de şöyle bir söylemleri var. Ya Kılıçdaroğlu o tavizleri veriyor da. Yani iktidara gelince, Cumhurbaşkanı olunca sözlerini tutmaz. PKK'yı da orada öyle harcar gider falan. Şimdi yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıkılması konusu, devrilmesi, kaybetmesi bu tip düşünen Erdofobisi olan insanlar için öyle bir hale gelmiş ki PKK bilmem biraz önce Mete'nin söylediği, Ermeni Paşinyan'ın söylediği, o birinin bilmem ne dediği falan bunlar anlamını yitirmiş. Ama bütün muhalifler böyle değil. Şimdi taktik hata dememin sebebi bu konuşmalar muhalefete oy vermeye hazırlanan ve oy vermek isteyen milliyetçi seçmeni ağır tahrik eder ve seçim günü tutumlarında değişikliğe yol açabilir. Bakın bunları zaten olacağını tahmin ettiğimiz için ben bundan aylar önce demiştim ki HDP'nin açık destek verdiği aday HDP'nin getireceği 11 puan kadar zarar görür demiştim. Bugün bu şartlarda yani anketlerde 55 mi 45 mi 48 mi 52 mi tartışılırken çok daha farklı şeyler olabilirdi. Bir numaralı sebep budur. Şimdi gelelim Türkiye Cumhuriyeti'nin milli çıkarları ile ilgili konuya. Kısaca onu da söyleyeyim de sonra rakamları sorun isterseniz. Peki ama o arada bir şey sorayım. Ha, Buyurun. Peki tamam, sonra tamam. Peki evet. Şimdi siyasi dedim. taktik olarak ne yok, dedim? Yok, ben sonra soracağım. muhalefete sonra. zarar veriyorlar. Hı -hı. Ve bunu yani e, bilerek yapıyorlar, biliyorlar ona rağmen nasıl yapıyorlar dediniz? Hata yaptıkları için. İnsanlar hata yapar. Çok zeki insanlar da hata yapar. Kurnazlar bile hata yapar. Bu bir hatadır ve yapıyorlar. Çünkü bu konuşmaların hepsi muhalefete zarar veriyor. Şunu anlamıyorlar. Bu ülkenin yüzde seksen PKK'dan hoşlanmıyor değil. Nefret ediyor be. Bunu artık anlamaları lazım. Ben değil, ben değil. Bak milletten bahsediyorum. İstediğiniz araştırmacıya da ölçtürün. PKK deyince ne anlıyorsunuz diye. PKK'nın bir etkilisi çıkıp, ay o seçimler çok önemli, bizim için şöyle böyle diyecek, bu Kemal Kılıçdaroğlu'na zarar vermeyecek. Bu hangi IQ be? Hangi zeka? Dolayısıyla taktik olarak yanlış. Şimdi devletin milli Ne çıkan... olur unutmayın. Hakan tek, Bey tek sizden söyle... devam edeceğim. Tam lütfen sözünüzü not edin. Ee, sevgili izleyiciler buradan devam edeceğiz. Sonra İnce Kılıçdaroğlu görüşmesine geçeceğiz. Bizden ayrılmayın. Bir reklam aramız var. Efendim gece görüşü devam ediyor. E, terör örgütü PKK'dan gelen açıklamaları değerlendiriyorduk. E, önce bu açıklamalarla ilgili olarak Hakan Bey'de kaldık. Hakan Bayrakçı'da. Oradan devam edelim. Soru Hakan Bey'e özellikle rakamsal anlamda da sorularım olacak demiştim. Buyurun Hakan Bey. Şimdi ilk bölümde dedim ki taktik açıdan bir kere yanlış açıklamalardı. Bu taktik sebepti. Tam e, devletin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Milli çıkarları, ulusal çıkarları bakımından da sıkıntılar arz ediyor bu yaklaşımlar. Dedim orada kalmıştık. Bu sıkıntıların önemi şu. Hı hı. Şimdi seçmen her ne kadar bu işle ilgilenen analiz yapanlar kadar detaya ve derine girmese de, ama emin olun bizler kadar olayı gözleyebiliyorlar. O gözlemde şöyle bir mesele var. Şimdi demin ne dedik? Türkiye'de seçmenlerin %25'i, 30'u birinci derecede milliyetçi bir hassasiyet taşıyorlar. Ve birçok seçimin de kaderini bu seçmenler tayin ediyor. <laughs> Her ne kadar Cumhurbaşkanı er Sayın Erdoğan'la ilgili Erdofobisi diye tanımladığım bir yaklaşımı olan seçmenler bu konuyu ikinci plana bıraksalar da hem de şöyle düşünerek ya Kılıçdaroğlu o tavizleri verir, ama Cumhurbaşkanı olduktan sonra da yapmaz diye düşünseler de yani önemsemeseler de bu desteği ama milliyetçi seçmen bunu önemser. Her şekilde önemser ve bunun oylara ne şekilde yansıyacağını da hiç kimse garanti edemez. Ama mutlak muhalefetin aleyhine yansır. Bu yaklaşımlar. Çünkü insanlarda şu hassasiyet var. Evet, belki Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olunca tabii e, elbette PKK'nın isteklerini yapmayacaktır filan. Ama olayın içine Amerika Birleşik Devletleri girdiği zaman, uluslararası başka güçler girdiği zaman, Türkiye ile ilgili ekonomik bazı e, mecburiyetler devreye girdiği zaman, bir de parlamento aritmetiği devreye girdiği zaman, çünkü. Görünen o ki HDP en az 60-70 belki 80 milletvekiliyle meclise girecek. Şimdi bu dengeler göz önüne alındığında, yani cumhurbaşkanı görevindeki bir kişi parlamento çoğunluğunu kaybetmemek için milli konularda evet belki iyi parti dönüp e, yani PKK konusunda geçmişte olduğu gibi hassasiyet gösterebilir ama bütün bunların Meclis aritmetiği bakımından olsun. Dış güçlerin, dış güçler dediğim fantazi anlamında söylemiyorum. Reel anlamda Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa'nın ekonomik sebeplerle bazı etkileri nedeniyle işte bu milliyetçi seçmen üzerinde bu açıklamalar çok ters tepki yapar ve evet büyük kitleyi belki muhalif muhalif seçmenlerin büyük kitlesini değil ama seçimin kaderini tayin edecek kadar bir kitlesini oy kullanmamak ya da o seçime özgü olmak üzere veya o seçimlik olmak üzere muhalif olsa bile AK Parti'ye oy vermese bile Cumhurbaşkanı'na oy vermeye yönlendirebilir. Bu açıklamaların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli çıkarları ile ilgili sıkıntı getireceğini çok hesaplayanlar var Türkiye'de. Özellikle bu milliyetçi hassasiyeti yüksek olan seçmende bu tedirginlik yüksek boyutlarda. Yani aslında İyi Parti'de olup bitenler mesela Sayın Ağır Aleyoğlu'nun konuşmaları onun şahsına özgü değil. Benzer konuşmaları birçok İyi Partili de yaptı. Dolayısıyla e, seçmeni de benzer yaklaşımdadır İyi Parti'nin. Hatta diyebiliriz ki MHP hatırlarsanız 16'lara 18'lere çıkmıştı. 2015 seçiminde bile 16,5 oy aldı MHP. MHP seçmeninin <laughs> muhalif olanlarının ağırlıkla oy verdiği bir parti, iyi parti. Tek ayrım şu. Milliyetçiler ama muhalifler. Ha bu arada bütün bu gelişmeler işte bu insanların yani devletin yüksek çıkarları için alim menfaatleri diye tanımladığımız milli çıkarları ile ilgili geleceğe yönelik sıkıntılar arz edebilir. Şimdi mesela herkes es geçiyor veya ya önemli değil bir detay falan gibi bakıyorlar. Belediyelere özellik diye bir konu var. Belediyelere özellik konusu işte Avrupa'da bu konu üzerinde duruluyor. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu da belediyelere özellik konusunda eğilimi var. Bu açıklamalar yapıldı programda bile olduğunu görüyoruz. Belediyelere özellik konusu bir diğer deyişle eğer hassasiyet göstermezseniz geleceğe yönelik işte o PKK'nın planladığı Türkiye'den bir devlet ayırıp başka bir devlet kurma planlarının aşağı yukarı önüdür, altyapısıdır. Yani merkezi yönetimden ciddi anlamda soyutlanmış bir belediye düşünün. Üstelik o belediyeyi de kontrolü PKK ile geçirmişse. Yani bunu benim oturup da detayını anlatmama gerek yok. Şimdi bunun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne... İki, iki sorum var, iki sorum evet, var. Evet buyurun, <laughs> soruları alayım. Şimdi bir, Kemal Kılıçdaroğlu bu tehlikeyi, bu tehdidi görmüyor mu? Ee, ya da görüyor ve bilerek bu riski mi alıyor? İki, İyi Parti'den bahsettiğiniz şekilde MHP'ye bir o yakışı olur mu o zaman? Şimdi e, önce e, Kemal Kılıçdaroğlu bunu görüyor mu görmüyor mu? Bunu analiz edelim. Şimdi iki cevabı var bunun. Birincisi gördüğüne eminim bir kere. Görüyor. Ama mutlaka ve mutlaka iki açıdan bakalım. Yani ben HDP'nin 11 puanlı 12 puanlı ya da 10 puanla neyse çok ihtiyacım var muhalefet olarak. Bunu almam lazım. Bunun için de bu yumuşamayı göstermem lazım. Mesela bu HDP 6 milyon oyu var söylemi. Bu insanları düşman mı ilan edelim söylemi. Şimdi bu yaklaşımlar sıcak HDP ilişkilerini işte bu %10 oy nedeniyle yaklaştırdı Kemal Bey. Ama burada problem şu. Şu hesabın çok sağlıklı yapıldığını düşünmüyorum. Tamamen teknik bir şey söylüyorum şu anda. HDP'nin açıkça safında yer aldığı taraf... Evet direkt size buçuk milyon oyu getirir. Ama en az 8-9 milyon oyu ağır rahatsız eder. Çok ağır rahatsız eder. Yani bu rahatsızlık oy vermemeye kadar götürebilir seçmeni. Bu hesabı yapmadılar hiç. Yani sorunuzun birinci cevabı evet bu konuda teknik hata yaptılar. Yani HDP'nin ha bakın şu yapılsaydı yani HDP ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemiyorum ya da hiçbir açıklama yapmayacağım ama böyle imalar da olmayacak. Şimdi böyle imalar yapıldığı zaman belli oluyor yani kime destek verdiğiniz. Hiçbir açıklama yapılmasaydı hatta kendi adayını gösterseydi birinci turda. Bütün bunlar dikkatle üzerinde durulsaydı belki bu taktik bir sonuç verebilirdi. Ama şimdi açık olarak mesela bir HDP'li çıkıyor diyor ki 14 Mayıs'ta kurtuluyoruz. Öbür HDP'li diyor ki Türkiye değişecek. Başka bir HDP'li yönetici diyor ki ha, bizim oylarımızla bakan olacaksınız. Bizim dediklerimizi yapmayacaksınız. Bu laf var ya bu açıklama var ya inanılmaz Kemal Kılıçdaroğlu'na zarar veriyor. İnanılmaz bir şekilde. Efendim farkında değil farkındalar. Ama insanları bazen kişisel kapris demeyelim ama ee, arzuları istekleri o lafları söyletiyor <laughs> halbuki siz eğer bir şeylere kavuşmak istiyorsanız bir şeyler istiyorsanız bu konuşmaları yapmayacaksınız çünkü şunun farkında değil insanlar bakın demin rakam söyledim bu ülkenin büyük çoğunluğu gerçekten PKK'dır PKK'yı hiç sevmiyor ve nefret ediyor hatta ya bunu anlamıyorlar bir kere bunu fark edemediler